Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir bugün Valorant'ta bir ajan sıralaması yapacağız hem izlediğim videolardan olsun hem de okuduğum yazılardan olsun hani ortak bir düşünceyi ele alacağım o tarz bir sıralama yapacağım kendi düşüncelerimi de katacağım hani tabii ki siz de katılmak zorunda değilsiniz kendi sıralamanızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz hani sistemi az çok biliyorsunuzdur S dair dediğimiz nokta oyundaki en uyumlu en gerekli karakterler ve A B C D diye azalarak ilerliyor ben direkt S seviyesinden başlamadan önce C'ye ve D'ye ajanları eklemek istiyorum D'ye yani bence en kullanışsız ajanların olduğu bölüme sadece Viper'ı e ekleyeceğim. Hani zaten buna birçoğunuzun karşı çıkacağını da zannetmiyorum. Seçilme oranı neredeyse %2 civarında. Hani maçlarınızda da neredeyse denk gelmiyorsunuzdur bu karaktere. Hani o kadar bufflanmasına rağmen hala seçilme oranlarında bir artış gerçekleşmedi. Hani ben bunu düşüncelerimi zaten daha önce de belirtmiştim Viper konusunda. Viper'ı yeniden bufflayacaklarını da söylediler. Fakat hani karakteri bir nevi Phoenix tarzı bir ajana çevirmedikleri sürece karakterin çok da iş yarar bir hale hale geleceğini zannetmiyorum. Peki karakteri canlandırmak için nasıl bir şey yapabilirler? Karakterin asit havuzunu ve duvarını karakteri iyileştirecek, canını yükseltecek bir biçimde düzenlerlerse karakterin seçilme oranlarının artacağını düşünüyorum. D seviyesine koyacağım Viper bu şekilde ne hani ekstra bir şey de söylemeyeceğim üstüne. C seviyesine de Sage'i koyacağım. Nerf'lerinden sonra seçilme oranları çokça azaldı ve bence hani eskisi kadar oyunda gerekli bir karakter değil. Özellikleri hani Reyna tarzı, Phoenix tarzı, hani kendi canını yenile önemli karakterler olduğu için SC'de çok fazla gerek kalmıyor. Duvarının zaten süresinin hani belli bir süre canının da az olması kolay kırılabilmesine sebep oluyor. Küresinin alanı azaltıldı. Canı artık hani çok uzun bir sürede dolduruyor. Dolayısıyla hani eskisi kadar ihtiyaç duyulmuyor karaktere. Zaten maçlarda da eskisi kadar seçilmesi pek istenmiyor. Onun yerine başka tercihler yapıyorlar ki ben bundan gayet memnunum. Hani belki bazılarınız bana kızabilir bu konuda fakat hani tek bir ajanın olmazsa olmaz olması konusunda ben şikayetçiydim. Dolayısıyla hani Sage şu an geldiği halinden memnunum. Belki Sage ilk olarak bizi bu haliyle sunsalar biz bu halinden de memnun kalırdık. Fakat ilk başta bizi öyle bir karakter verdiler ki hani nerflendiği zaman karakter bitti psikolojisine girdik direkt olarak. Dolayısıyla bilmiyorum hani Sage bence artık hani C seviyesinin karakteridir. Çok fazla tercih edilecek bir karakter olacağını zannetmiyorum bundan sonra. Hani ilerleyen zamanlarda tabii ki buff alacaktır, nerf alacaktır. Hani metayı değiştirecek bir karakterlerden biri olur olacaktır. Fakat hani şu anki durumda C seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi S dair S seviyesiyle yani en iyi ajanlar ile devam edelim. S seviyesine ekleyeceğim ilk karakter tabii ki de Cypher olacak. Bana kalırsa şu an için oyundaki en iyi ajan Cypher. Hani çok da gerekli bir ajan zaten. Adam vuramasa bile çok önemli infolar alabiliyor. Bir side neredeyse tek başına tutabilecek kapasitede bir ajan. Özellikle Killjoy ile beraber hani bindim B'si olsun ve yani çeşitli haritalarda çeşitli sayfaları tek başlarına tutabiliyorlar. Bir de yani özellikle oyun oyuncuların da eğimi iyi ise gerçekten Usai'de girmek çok zor bir hale geliyor. Hani kamerası çok önemli bir avantaj. Tuzakları yine hani düşman yakalanmasa bile tuzak kırıldığında da bir bilgilendirme alıyoruz. Dolayısıyla düşmanın nerede olduğunu görebiliyoruz. Kafesleri olsun tek taraflı atıldığı zaman da çok tehlikeli oyunlar sergilenebiliyor. Dolayısıyla S seviyesine koyacağım ilk ajan Cypher olacak. İkinci ajan ise Omen olacak. Omen karakterinde oyunda aradığımız neredeyse her şey var. Bildiğiniz gibi hani saldıranlar tarafında sumoksuz bir oyuncu çevirmek çok zor. Karakterin sumokları var. Belli bir süre ardından yenile, yenilenebiliyor bir de bu sumok. Sumoklarının üstünde karakterin flaşı var. Körü var. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Özellikle ultisiyle de hani hem info alabilmesi hem de hani etrafında düşman bulunmadığı yani ultisinin iyi kullanıldığı takdirde de çok acayip oyunlar sergileyebiliyor. Bu yüzden hani son zamanlarda zaten Cypher olsun Omen olsun neredeyse her oyunda karşıma denk geliyor. Hem benim takımımda hem rakip takımda. Bu iki ajan kesinlikle S seviyesinde olmalı. Yani şu şu an içinde bulunduğumuz metada en önemli ajanlar olarak bunları görüyorum. Ben Homem ve Cypher'ın yanında düellocu olarak da tabii ki de Jet karakterini etkileyeceğim. Jet karakterinin Estire'de olmasının en önemli sebebi operatör ile olan uyumu. Hani dash, dash, özelliği o kadar müthiş bir özellik ki hem karşınızdaki düşmanın birçok yeteneğinden kaçabiliyorsunuz hem de operatör ile çok çılgın oyunlar sergileyebiliyorsunuz. Eğer karşınızda çok iyi operatör oynayan bir Jet varsa gerçekten sizi çok darlıyor. Sadece hani operatör konusunda değil genel olarak eğimi olan bütün Jet'ler hani maçı top fragger olarak bitiriyor. Hani özellikle yüksek rütbede karakterin seçilme oranları çok fazla ve profesyonel oyuncuların bazıları olsun yüksek rütbelerdeki bazı oyuncular olsun hani jetin nörflenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Hatta daha dün izlediğim yayında Hiko olması gereken hani jet mi nörflenmeli operatör mü nörflenmeli konusunda bir anket açmıştı. Ben yani çok fazla kafa karışıklığı var karakter konusunda. Hem nörflenmemesi gerektiğini düşünenler var hem jetin hem de operatörün nörflenmesi gerektiğini düşünenler var. Dolayısıyla hani karakterin geleceğini merak ediyorum. Sadece operatörün nörflenmesi bile hani karakterin seçilme oranlarını düşünüyorum sürebilir gibi geliyor bana. S seviyesi bu şekilde. S seviyesi konusunda lafı çok da uzatmak istemiyorum. Söylediğim gibi hani katılmadığınız noktaları siz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi A seviyesine geçelim. A seviyesine ekleyeceğim ilk ajan Phoenix olacak. Oyundaki en kullanışlı düelloculardan biri Jet'in ardından şu anki meta içerisinde hem kendi canını yenileyebilmesi hem de mükemmel bir ultisi olduğunu düşündüğümden dolayı bu seviyede olması gerektiğini düşünüyorum. Kendi yani birçok insan da böyle düşünüyor zaten. Flashlarının olması da çok ekstra bir avantaj. Hani karakterin canını düşürüyorsunuz ultisini açıyor ve yani kendi molotofuyla duvarıyla canını yenileyebiliyor. Ayrıca hani sayda girişlerde de bu özellikleri flash olsun duvarı olsun yine molotofu olsun. Bunlar size çok hani avantaj sağlıyor takım oyununa çok katkısı oluyor. Dolayısıyla Phoenix A seviyesinin ilk ajanı olacak. İkinci ajan olarak ise Sova'ya ekleyeceğim. Sova'da hem drone'u olsun hem keşif oku olsun infolar alıp takıma çok önemli katkılar sağlayabiliyor. Ultisinin çok kullanışlı bir ulti olduğunu düşünmüyorum fakat bomba kurulduktan sonra gerçekten işe yarayabiliyor. Ve hani keşif okuyla birlikte de kullanabilirseniz Ulti o zaman işe yarayabiliyor. Fakat normal şartlarda hani çok da kullanışlı bir ulti olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Onun dışında şok okunun da çok fazla etkisi oluyor. Düşmanın yerini bildiğiniz takdirde ki hani Sova ile düşmanın yerini çok kolay öğrenebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani gün içinde bulunduğumuz metada A seviyesine ekleyeceğim. ikinci karakter de Sova olacak. Üçüncü karakter olarak da Breach'i ekleyeceğim tabii ki de. Breach karakteri son gelen güçlendirmesinden önce Viper'dan sonra en az seçilen karakterdi. Ve hani yapılan güçlendirme karakterin seçilme oranlarını neredeyse tavan yaptı. Sadece flashının 2'den 3'e çıkarılması bile karaktere büyük katkı sağladı. Hem oynanış açısından da büyük etkisi oldu. Artık her maçta karşıma çıkan bir karakter haline geldi. Zaten ultisi çok etkili bir ulti. Hani sarsıntısı, E yeteneği, imza yeteneği de bir noktada etkili sayılabilir. Fakat ultisiyle flashını birlikte kullandığınız roundlarda hani o sayda girmeme o şansınız çok düşük oluyor. Dolayısıyla hani ben karakterin şu an olduğu noktadan memnunum. Fakat hani karakterin OP olduğunu düşünmeye başlayan insan sayısı da arttı. Hani daha yeni güçlendirilmişken. Bazı okuduğum makalelerde ve izlediğim videolarda da hani karakteri S bölgesine koyanlar, hani koyan kişiler de var. Fakat ben S bölgesindeki ajanlara baktığım zaman bir için S ajanı olduğunu çok düşünmüyorum. S seviyesinde bir ajan olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla hani sizin bu konudaki düşüncenizi de çok merak ediyorum. A seviyesini de bu şekilde bırakacağım. Şimdi B seviyesine geçelim. B seviyesine geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Reyna'yı en sona bırakacağım. Hani hangi seviyeye koymalıyım? Bu konuda gerçekten çok kararsızım. B seviyesine ekleyeceğim ilk ajan Raze olacak tabii ki de. Karakteri artık o kadar zayıflattılar ki hani A'dan B'ye geriledi bana kalırsa. Hani tam A'la B arasında bir noktada gibi geliyor. Fakat hani A'daki ajanlara baktığım zaman A, A içerisine koymak konusunda hani çok gönlüm rahat olmuyor. Karakterin patlayıcı çantasının damage'i çok fazla azaltıldı. Ne kadar artık takım arkadaşlarımıza hasar vermiyor olsa artık patlayıcı çanta hani neredeyse sadece self boost için kullanılır bir hale geldi. Ultisinin de hem ulti puanı arttırılmış hem de kuşanılma süresi arttırılmıştı. Dolayısıyla de hani bunlar karakteri bir noktada kötü etkiledi. Fakat el bombası hala işe yarayabilir bir noktada. Bombotu da info alma konusunda çok işe yarıyor. Fakat hani ben A seviyesinde bir ajan olduğunu düşünmüyorum. Zaten hani karakterin yetenekleri bakımından bana kalırsa hiçbir zaman S seviyesine, S seviyesine ulaşamayacak bir ajan. B seviyesine ekleyeceğim ilk ajan Raze olacak. İkinci ajan olarak da Killjoy'u ekleyeceğim tabii ki de. Eğer Killjoy'un Nanoswarm'larına dokunmamış olsalar da muhtemelen A seviyesindeki bir ajan olurdu. Fakat nano swarmların onu cooldown'ı karakterini oynanış açısından çok fazla etkiledi. Karakter ilk çıktığında çok fazla OP olduğu düşünülüyordu. Fakat ben hani o kadar da OP bir karakter olduğunu düşünmüyordum. Bana kalırsa işte en kullanışlı yeteneği taret info alma konusunda hani çok önemli bir iş görüyor. Hani alarm botunun da etkisi var fakat taret gerçekten çok iş görüyor. Nano swarmların cooldown'ı belki birazcık daha kısaltılabilir çünkü bana kalırsa artık hani damage verme konusunda çok kullanışsız bir hale geldi. Artık hani sadece bir sayda sokmamayı başarabiliyor. Hani Killjoy'u iyi oynadığınız takdirde özellikle Cypher'la da iyi bir işbirliği yaptığınız takdirde bir sayda çok güzel bir şekilde tutabiliyorsunuz. BB bölgesindeki ikinci ajanımız da Killjoy olacak. Üçüncü ajanımız da Brimstone. Brimstone'un B seviyesinde olmasının en önemli sebebi Omen gibi bir alternatifinin olması. Çünkü onu Omen'la kıyasladığımız zaman Omen konusunda da Omen'ı konuşurken de söylemiştim. Omen'da hani hem flash var hem hem var. Dolayısıyla hani ihtiyaç duyabileceğimiz bir sayda girerken ihtiyaç duyabileceğimiz her şey omen'da var. Dolayısıyla hani ikisini de oynayabilen insanlar olduğu zaman hani brimstone yerine omen'ı tercih etmek daha mantıklı oluyor. Hani brimstone'un yeteneklerine baktığımız zaman güç işaretinin o kadar da kullanışlı bir yetenek olduğunu düşünmüyorum ben. Onun dışında molotofu yine bir noktadan içine evet düşman içine girdiği zaman çok fazla damage verebiliyor. Fakat hani o kadar da yine işimize yarayan bir yetenek diye bir noktada side'ı sokmamayı başarabiliyor. Smokları dışında hani brimstone'un çok da kullanışlı yetenekleri olduğunu düşünmüyorum. Ultisi yine iyi bir ulti. Hani bomba kurulurken bomba kurulduktan sonra düşmanın yerini tahmin etme konusunda iyi işler çıkarabiliyor ama hani ultisinden kaçmak da bana kalırsa çok kolay. Özellikle karşınızda bir jet varsa veya Phoenix tarzı karakterler varsa hani kaçmanın çok da kolay olduğunu düşünüyorum ultisinden. Dolayısıyla hani Brimstone'un bu oyun için ortalama bir ajan olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de B seviyesinde tutuyorum. B, B seviyesi de bu şekilde şimdi benim için hani başka insanlar için de en çok kafa karıştıran ajan R Reyna'ya geçelim gördüğüm kadarıyla ne olduğu bilinmeyen tek ajan Reyna gibi duruyor. Çünkü hani listelere de baktım hani topluluk listelerine de baktım. S seviyesine koyan da var. Viper yanına koyan da var. Hani ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Şu an bütün ajanlar arasında hani hepsinin yerine değiştirebilirsiniz ama herhangi bir ajanın Viper'ın yanına koyulacak kadar kötü bir ajan olduğunu düşünmüyorum ben. İlk olarak onu belirteyim. Açıkçası hani Hiko'nun yazısına da bakmıştım. Reyna'yı C seviyesine eklemiş ve yani baktığım noktada hani B'ye ekleyenler falan da vardı. Fakat ben gerçekten Reyna'nın hangi seviyede olduğunu dair hani bir fikir üretemiyorum. Çok ortada kalıyorum. Reyna konusunda şunu söylemeliyim. Bir takım oyuncusu ajanı olduğunu düşünmüyorum ben. Evet iki tane flash'ı var fakat sadece iki tane flash'ı var ve yani flash'ını diğer flash atan karakterlere baktığımız zaman flash'ı onlara oranda daha zayıf kalıyor. Reyna'nın oyuna büyük etki sağlayabilmesi için adam vurması gerekiyor ve yani eğer adam vuramadığı takdirde de gerçekten 4 ve 5e dönüyor maç. Dolayısıyla bu da hani çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Şuradaki bütün ajanlara baktığımız zaman buna Viper'da dahil adam Tam vuramadığı takdirde hani bir şeyler yapabilecek tarzda yetenekleri var. Fakat Reyna'da bu pek mümkün değil. Dolayısıyla hani karakterin yeri konusunda çok fazla soru işareti yaratıyor bu. Karakterin nerflenmesini isteyenler de var. Karakterin nerf gerektirmediğini düşünenler de var. Ve hani bunların oranları gerçekten birbirine çok fazla yakın. Çok fazla tartışma dönüyor bu konuda. Açıkçası gerçekten Reyna'yı nereye koyacağımı bilmiyorum. Bundan dolayı da hani ortalama olarak B seviyesine koyuyorum. Hani siz belki S'ye koyarsınız. Belki hani Reyna'ya ne gerek var deyip C'ye de koyabilirsiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse ben karakterin S seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Seçilme oranlarına baktığımızda ya 5. oluyor ya 6. oluyor. Hani rütbelere göre değişiyor. Hani dolayısıyla ben B seviyesine koyacağım. Dediğim gibi hani bu tüm sıralamayla alakalı sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Katılmadığınız noktaları belirtebilirsiniz. Kendi sıralamanızı hani yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim genel olarak hani söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hani söyleyecek tabii ki çok daha fazla şeyim var. Dolayısıyla bu kadar. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca gelmek isterseniz Discord sunucumuzun linki de açıklamalar kısmında Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Evet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.